Ben bu kit istiyorum. Kendi affettirmeniz lazım. Ben de çelenk istiyorum. Ben müstever bir ailenin çocuğu olarak çocukken buraya geldik ve 90'dan beri aktif olarak ailemle birlikte bu siyasetin içindeyiz. Ara ara evet kopukluklar oldu ama bu son 5 dönemde, 2 dönemde HDP İlçe Başkanlığı yaptım. Şu anda da partim ve mahallenin yerel sorunlarına bildiğim için yerel bir halk olduğum için bu göreve talip oldum. Meclis üyeliğine, eş başkanlığa, halkın doğrultusuna, ne istediğim doğrultusuna. Ben de DEM Parti'de olmaktan ve DEM Parti'nin çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Ben de Pazarcıklıyım aslen. Alevi Kürt bir aile çocuğuyum. 83 yılında burada üniversite eğitimi için geldim. O günleri burada yaşıyorum, bu bölgede. Demokratik kitle örgütlerinde çalıştım. Emek alanında, yani sendika eğitim sendika yürütme konumundaki dönem görev aldım. Şu zamana kadar aktif sendikacılık yaptık. Ama geçen Mayıs ayında emekli olunca otomatik kendimiz bize esas alanımız olan DEM Parti'de olduk. Burada çok mutluyum, çok keyifliyim. Ve çok daha güzel verimli olduğunu düşünüyorum bu alanda. Arkadaşlarla ortak bir bu çalışma yürütüyoruz ve çok heyecanlıyız diye düşünüyorum. Kent uzlaşısı denince genelde şu algılanıyor. Partiler bir araya gelsinler, üst düzeyde pazarlık yapsınlar. Ondan sonra ortak seçime girsinler. Aslında kent uzlaşısı bu değildi. Tarifimiz de bu değildi. Kent uzlaşısı hane halkından başlıyor. Tarla genele kadar, ülkenin tamamına kadar özgürlükçü, barışçı, demokratik, katılımcı, özellikle kadın öncelikli bir anlayışı temsil ediyordu. Biz diyorduk ki her alanda, her yerde ortak bilinci yükseltelim, ortak dayanışma yönelim. Ortaklık kavramı zaten çok net bir kavram. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, tüm dezavantajlar dahil olmak üzere ötekileştirilmiş tüm kesimi kucaklayan ve yerelden genele doğru sokak meclislerinden mahalle meclisine, mahalle meclisinde ilçe ve il meclislerine kadar tüm bireylerin kendilerini ifade ettiği bir uzlaşıdır. Ama bu belki eksik anlatıldı. Kent uzlaşısı kavramında efendim kent uzlaşısı dediniz, DEM Parti'yle bir araya gelmediniz. Biz yine kent uzlaşısı içerisindeyiz. Ondan vazgeçmiş değiliz. Hatta daha aktif üretiyoruz şu an durumu. Her kesime, ezilen her kesime, bu göçmenler de dahil olmak üzere ki bunlar da bizim birinci önceliklerimizde, bu kent uzlaşısını şu anda biz yürütüyoruz. Bir tek sorun şu, işte dediğimiz gibi bizimle poz vermek istemeyen, elimizi sıkmak istemeyen bir anlayışla birlikte yürüyoruz. Bizim için, biz yaşadığımız mahallelerde merdivenimizin olmadığı yolun, patika ve kışın özellikle çamurla, düz çamurla kayan insanların, ayakları kolları kırılan çocukların, okula gidemeyen çocukların, servisin olmadığı zamanları çok iyi bilirim. Kendi babam bile diğer evin arkasına düşünün, siz milyonluk bir yerde, bir şehirde, Türkiye'nin en şehirlerinde bir yerde yaşıyorsunuz ama yolun olmadığı bir yerde 80 yaşındaki bir adam, kendi babam oradan düşerek kalçasını kırdı. 2 senedir yerde yatıyorum. Bunun gibi benim sadece kendi komşumuna örnek veriyorum. Çünkü diğer kesimler de, çünkü herkesin sorunu aynı sorun. Evet. Yolun olmadığı, benim hatırladığım suyun olmadığı, tankerle suların geldiğini çok iyi biliyorum. Çok taşıdı biliyorum ve bu elit bir yerde. Peki. Daha önce elit olanlarla, daha önce merkezi elit olarak gösterilirdi fakat şimdi bizim üst taraflarımız komple buranın da bir üstü elit. Evlerimizin olduğu yer koskoca alan, perde betona bir alan örülmüş. Aşağıdaki kadınlarınla yukarıdaki kadınların ne farkı var? 30 milyon yerde oturan kadınınla sizin yıkmak için, yıkmak istediğiniz oranda dönüştürmek istediğiniz yerdeki kadınların ne farkı var?
O çocukların, o çocuklar ne fark var? Aynı yerde biri otobüse binerken, biri servise binerken ne fark var? Bizim aslında en büyük sorunumuz kadınlar çekiyor. Kadınların sorunu kentsel dönüşümün ya da yerelin sorunlarını en iyi bilen kadındır. Manavın olmadığı, yani marketin olmadığı, otobüsün zor olduğu, servisin olmadığı, bir ekmeği aşağı gelip almak maliyet anlamında da bir yük. Aşağı manava geliyorsun, aşağı kasaba geliyorsun, aşağı pazara geliyorsun. Çünkü şimdi ben şöyle derledim, yukarı aşağı demek zorundayım. Çünkü öyle, yukarı aşağısı var. Sen bir kısmı ötekileştirirken bir kısmı zenginleştirirsen ve bunların içinde kadınları koyarsan o kadın kendi zaten ezik hisseder. Sen kentsel dönüşüm adı altında hizmet vermiyorsun. Kadın yol istiyor, gidiyorsun belediye diyor ki kentsel dönüşüm projesinde yapamayız. İnternet istiyorsun, altyapı yok, yol yapamayız. Senin en üst tarafının, bütün üsttekilerin doğalgazı varsa oraya getirebilirsen neden altyapı yok diye sen buraya doğalgaz vermiyorsun. Yani bölgede hala doğalgaz yok. Yok, hayır yok. Tabii. Yok tabii. O insanların çıkıp bir de dumandan rahatsız olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman soba yakmayacaksa, yol vermiyorsa sen vergi niye ödüyorsun? Çöp vergisini neden ödüyorsun? Hizmeti neden yapıyorsun? Yerele neden çalışıyorsun? Sen çöpünü aldıramıyorsan neden çöp vergisi ödüyorsun? İnternetin vergisini ödüyorsan neden internet yok, altyapı yok diyorsun? Kadın çalışmak istiyor ama çocuğunu bırakacak bir yer yok. Belediyelere ait kreşler var. Özel, yani belediye bünyesindeki kreşler var. Fakat sen bu kreşlere çocuğunu veremiyorsun. Çünkü o kreşlere belediyenin halka hizmet etmesi gerekirken belediyenin çalışan kesiminin ya da birçok üst üste hukukçuların ya da doktorların çocuklarını bıraktığı bir yere dönüşüyor. Ama orası hizmet alanı. Şimdi bir anne baba çalışmak istiyorsa, o çocuğun bakacak bir yorulsak ne yapacak? Burada bir ayrımcılık var. Tabii ki bunlar belediyecek bünyesi altında. Böyle yerler açılabilir. Anne babasını evde bir şey yapamıyorsa, bir çalışmak zorunda ama hizmet veremiyorsa aslında çok güzel alanlar açılıp gündüz anne babaların böyle kafeler gibi yatma yerleri olacağı ya da sohbet alanlarının açılacağı, yemek yiyeceği alanları birbirlerine kaynaşıp kendini yalnız hissetmeyeceği huzur evi değil, hizmet evi ya da böyle bir yaşlı kaynağı evi, bütün şeyler yapılabileceği çok güzel projeler aslında olabilir. Ve bu kadınların yükünü de rahatlatır. Kadın daha çok kendini çalışmasına ya da çocuğunun geleceğine ya da hizmete yönlendirebilir diye düşünüyorum. Narlıdere Bilici olarak bir sahil kenti. Evet. Çok geniş bir sahil bantı var. İnciraltı'ndan Liman Reis'in sonra Güzelbahçe'ye kadar. Bu sahil kenti olması aslında büyük bir istihdam alan anlamına gelir. Ama Narlıdere'de dikkat ederseniz bu anlamda, turizm anlamında hiçbir istihdam söz konusu değil. Evet. Oysa burası turizme dönüştürülebilir. Büyük bir otobanla Narlıdere ile sahil arasında büyük bir duvar örülmüş durumda. Küçücük bir bölgeden bir geçiş var. Sahiller biliyorsunuz çok elit bir kesimin yaşadığı, sakinliği seven, beni rahatsız etmesin diye bir pozisyona bürünmüş. Belki Türkiye'de çok az yerde var. İşte bizim projemizin birisi de şu. Bu sahil ve Narlıdere'nin bağlantısını sağlamak. Büyük bir otoban altında büyük bir geçişte hem yaya hem şey 5 dakikalık yol. 10 dakika sonra siz deniz kenarında olabiliyorsunuz. Orada kafeler, işletmeler yine belediye tarafından tesisler kurularak birçok istihdam sağlanabilir. Birçok insan orada çalıştırılabilir. Ve hem de halk çok daha ucuza, çok daha ekonomik oradan istifade edebilir. Bir çayı 30 liraya 40 liraya içme şansı yok bu insanlar. Orada bir 5 liraya, 10 liraya oraya gidip dinlenip dönebilir kişi başına. Bu büyük projelerimizden birisi. İkincisi, işsizlik sorunu Türkiye'nin en can alıcı sorunu. İşsizliğin olduğu yerde her çeşit sorunu yaşayabiliyorsunuz. Eğitim sorunu yaşıyorsunuz, sağlık sorunu yaşıyorsunuz, bağımlılık sorununu yaşıyorsunuz, şiddeti yaşıyorsunuz. Her şeyin temelimiz hep ekonomiktir deriz. Bu ekonomik sorunu çözmek yerelde kısmı çözmek zorundasınız. O nedenle belediye bünyesinde biz bir işçi bulma kurumu gibi çalışan,
kişilerin başvuruda bulunacağı bir büro oluşturacağız. İşçi oraya gidip müracaat edecek. İşçi isteğinde gidip oraya müracaat edecek. Vasfına uygun ne yapacak? Tamir yapacak. Belediyeye gidecek. Diyecek böyle böyle bir eleman lazım bana. Belli standartlar, belli denetimi olan bir yer olacak. Darlıdere'nin 3 tane düğün salonu vardı. 3 düğün salonu da kapatıldı. Şimdi buradaki belediye onu açacağız diye yeni bir şey yapıyormuş gibi ses cihazlarında anons yapıyorlar. O yani toplum aslında şeyi sevk ediyor değil mi? Bu kır düğün salonu denen yerler vesaire. Evet. Yani bu da burası da bir rant alanı oluyor aslında. Evet. Onlara büyük paralar. Evet. Ben doğru mu evlendireceğim? 200 bin liradan aşağı yer bulamadım. 200 bin liradan aşağı yer bulamadım. Oysa ki biz burada çok ekonomik, çok düşük bir, oradaki personel ihtiyacı sadece giderini karşılayabilecek düzeyde bina duruyor yerinde. Bir ücretle o düğün salonlarında o insanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliriz. Ama orası da kapatıldı. Şimdi de ona tekrar aktif hale getireceğiz diye vaatleri de bulunuyorlar. Biz bunu eğer belediye başkanlığında gerek mecliste gerek başkanlık düzeyinde yetki alırsak öncelikle buraya aktif hale getirdiğimizde işte o rant kapılarını kapatacağız. Yani özellikle el attıkları yerler, rantı çok yüksek olan yerler. Mesela bizim burada da 7 mahalle var. 7'si de gerçekten rantı çok fazla yüksek olan yerler. Atatürk Mahallesi denize nazır. İnönü Mahallesi yine denize nazır. Çatalkaya yine böyle. Hepsi tepelerin üst kısımlarında olan Yeşiltepe'si var, Narlı Mahallesi var. Ve burası gerçekten büyük sermayenin iştahını kabarttı. Ve buraya büyük bir hücum var. Şu anda tepeye o gün yaptığımız röportajda söyledim. Çok lüks. Gerçekten çok lüks. Evin hemen bahçesi 5 metre altında üstü branda örtülü gece kondura var. Dip dibeler. Ve işin ilginç tarafı burada 45 senedir, 50 senedir oturan o insanlar diğer o sorudan gelen insanlar da bunlar rahatsız ediliyorlar. Diyor ki sizin sobanızın kokusu bize geliyor. Ve onlar rahatsız olup onların bir an önce gitmesi için mücadele yürütmeye çalışıyorlar. Ne yapıyor? İşte şikayetler yöntemiyle falan bir mücadele vermeye çalışıyorlar. Oysa biz şunu söylüyoruz sürekli. Barınma evrensel bir haktır. Vazgeçilemez. Doğada tüm canlıların barınma ihtiyacı vardır ve barınacak yerleri vardır. Hiçbir insanı kapı dışına itemezsiniz. O zaman bize de bir göçmen oluruz. Kendi ülkemize göçmen oluruz. Biz bu hakkı talep ederken şuna demiyoruz. Bize kafamızı sokacak bir yer verin demiyoruz. Biz diyoruz ki insanca yaşayabileceğimiz uluslararası sözleşmelerde bu kişi başına 30 metre kadar. 4 kişilik bir aileye tam güvenli, sosyal ihtiyaçlarını giderebilecek, hastalıklı ortamı yaratmayacak, güneş görebilen, sağlık, eğitim gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği güvenli evlerden bahsediyorum. Biz böyle konutlarla ancak buranın imarına izin veriyoruz. Ve burada Narlıdere'de de 62 bin nüfusu var bu ilçenin. 2724 konut kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde. Bu ne demektir? Yaklaşık olarak 15 bin kişi. 2724 aile 15 bin kişiye yaklaşık olarak tekabül eder. Bu da Narlıdere'nin 4'te 1 demektir. Ama bugün otobandan geçerken Narlıdere'ye baktığınız zaman ne kadar güzel, çok bakımlı, varsı falan diye görünüyor. Artık bizim gece kondurumuz yok, yüksek binaların arkalarında kaldılar. Ya da çukurlarda kaldılar, görünmüyorlar. Oysa ki o eski gece kondurumuz şu andaki manzaradan çok daha iyiydi. O da ayrı bir konu. Narlıdere Mahalle Birliği bu konuda uzun sürede bir mücadele yürütüyor. Ancak onun hiçbir zaman karşılığı olmadı. Mevcut belediyeler tarafından olmadı, iktidar tarafından olmadı. Bu anlamda da bizi 3 hafta kadar önce çağrıda bulundular bizlere, tüm partilere. Böyle bizim bir protokolümüz var. Protokol de şuydu. Bu konutların yerine herkesin kendi ilçesinde kalabileceği. Yani burada bana bir daire vereceksin ama o daire de öyle bir daire vereceksin. Beni satmaya zorlayıp başka bir yere gönderme. Ya da ben burada oturuyorum, bana layık olmadığım başka bir bölgede ev verme gibi değil. Kendi bölgemde yaşanabilir az önce dediğim gibi. Güvenli konut inşasıyla ilgili bir protokol imzalatmak istediler.
Ve bu protokole tüm partiler katıldı. Ancak tek şerh kormadan biz sizin yanınızda, siz de aynı omuz hizasında yürüyeceğiz. Daima sizin yanınızda olacağız. Size daima destek vereceğiz. Hatta gerekirse bir adım önünüzde olacağız diyerek o imzaya büyük bir onurla imza attık. Deme gelin. Değişim şart. 20 yıldır bir iktidarı değil, rantçı bir iktidarı değil, halkçı bir iktidar gelsin. DEM Parti bunun üstesine gelebilecek halkıyla, çalışanıyla, meclisiyle, başkanlarıyla yapabilecek yeteneğe ve güce sahip. Birlikte yapalım, birlikte değiştirelim, birlikte başaralım. Bir şans isteriz herkes gibi. Ama değişimin demle olacağına da, gücün demle olacağına da, halka hitabın demle olacağına da, yerelin sorunlarını, kentsel çözümün sorunu demle olacağına ve demle başaracağımıza da inanıyorum. DEM Parti geliyor, gerçekten gümbür gümbür geliyor. Halkın sesi olmaya, halka ses vermeye, güç vermeye geliyor. Bu yüzden bütün Nalıdere halkından, Nalıdere halkın desteklerini bekliyoruz. Artık kadınların yaşamı içerisinde çok daha aktif yer almasını istiyorsak biz DEM Parti diyeceğiz. Jiyan dediğimiz yaşam, yaşamı özgürleştirmek istiyorsak DEM Parti diyeceğiz. Her alanda özgürlüğü istiyorsak DEM Parti diyeceğiz. DEM Parti'ne yol vereceğiz ve DEM Parti halkın partisidir. Halkın iradesidir ve halkın iradesinin de her koşulda tek iradeden çok daha iyi olduğu inancıyla yola çıkıyoruz ve desteğinizi bekliyoruz.